Terbe 8'den herkese selamlar. Kingston'ın sunduğu tek pas bölümünde milli takımımızdan bahsedeceğiz. İlk maçımızı kazandık. Şimdi Portekiz'e karşı oynayacağız ve benim açıkçası bir hayalim var burada. Portekiz'e karşı kazanma hayalini kurmalıyız. Kazanma planını yapmalıyız. Olur olmaz orası ayrı. Tabii ki Portekiz büyük favori. Kadro kalitesine bakılınca, tecrübesine bakılınca. Ama daha sonra turnuva ağacında kendisi daha ferah bir bölge yapmamız için ki ondan da bahsedeceğim. Portekiz'e karşı kazanma hayalini kurup, hele iki kazanırsak, grup lideri, ol lideri olursak bambaşka bir senaryo geçiş yapıyoruz. E, bunun öneminden bahsedeceğim. Bununla birlikte tabii ki e, milli takımımızın Portekiz karşısında formasyonu bir değişiklik olabilir mi? Ki görselde görüyorsunuz benim farklı bir beklentim var e, bir önceki maça göre, Gürcistan maçına göre. E, tüm bunları sizin de yorumlarınız eşliğinde konuşalım istiyorum. Serbest 8 abone değilsek abone olmayı, videoyu beğendiysek beğenme butonuna basıp hedeflerimize ulaşmada e, hem abone olarak hem de desteklerinizi sürdürerek Ulaşmada yardımcı olabilirsiniz diyorum. Herkese çok teşekkürler ve e, konuya geçelim. Şimdi öncelikle şu konuda rahat olmamız lazım. Milli takımımızda kafaların rahat ediyor olması lazım. Asli görevimizi yaptık Gürcistan karşısında. Gürcistan'a karşı kazandık. 3 puanı cebimize koyduk. Asli görevimiz buydu. E, bu kurallar çekildiği anda zaten gerçekçi hedef şu. Portekiz'e karşı 0 puan yazdık diyelim. Gürcistan'a karşı kazanacaksınız. Orada Uluslar Ligi'nden gelen takıma karşı kazanıyorsunuz. Çek ya da yenilmiyorsunuz. Zaten... Yüksek ihtimalle ikinci olup bu gruptan devam ediyorsunuz demek oluyor bu senaryoda. En kötü üçüncüler arasında devam etmiş oluyorsunuz. E, o yüzden Aslı görevimizi yapmış olmasının verdiği rahatlıkla Portekiz'e karşı e, kazanma senaryosu kurabiliriz diye düşünüyorum. Portekiz'e karşı kazanmak neden önemli? Şimdi gruptan ikinci olursak yüksek ihtimalle Fransa grup lideri olursa orada Hollanda bir sürpriz yapmazsa ki bu da olabilir bu arada. Yani Hollanda da lider olabilir. E, ama gerçekçi gibi gözüken Fransa'nın orada Lider olması. Fransa, Fransa ile eşleşiyoruz. ikinci olursak. Üçüncü olursak da yüksek ihtimalle yine İngiltere ile eşleşiyoruz. Yani bizim yolumuz sanki... E, evet. Gruptan çıktık. Görevimizi yaptık. Ama son 16'da takıldık gibi olacak gibi. Böyle olursa. Yani yüksek ihtimalle. Tabii ki futbol bu. Onları da ele eleyebiliriz. Ama e, çok gerçekçi gözükmüyor ilk etapta. Hani en azından yol kısa olmasın diye e, bir beklentim var şu anda benim. Ama... Portekiz'e karşı kazanırsak grup lideri oluruz yüksek ihtimalle. 6 puan yaptık zaten. E çek da en kötü bir puan al. E, hatta çek bence bu özgüvenle kazanmak kazanmayı doğurur diyorum ben her zaman. Kazanma alışkanlığı edindikçe e, hiçbir hiçbir rakip imkansız gelmez gözünüze. E, o yüzden orada 9 puanla da çıkabiliriz Portekiz yendikten sonra. E, diyelim ki lider çıktık buradan. O zaman bambaşka bir senaryo geçiş yapıyoruz. Bambaşka bir turnuva ağacına geçiş yapıyoruz. Şöyle oluyor. E, ABC grubunun en iyi üçüncülerden bir tanesi geliyor. E, o da gayet dişimize göre bir rakip olacak son 16 turunda. Diyelim ki son 16'da o dişimize göre olan rakibi eledik. Çeyrek finalde de yüksek ihtimalle yine ile Kendi grubunda eğer ikinci olursa orada Fransa bir hata yapmazsa. E, Hollanda çünkü bir önceki turda e, son 16'da Romanya'nın olduğu, Romanya Slovakya'nın, Belçika'nın olduğu grubun ikincisiyle eşleşecek. Görüntü şu ki orada gelen rakibi eler gibi gözüküyor Hollanda. Yani çeyrek finalde de yine İngiltere Fransa'ya göre daha elinebilir, daha gözümüze kestirebileceğimiz, kazanma planı yapabileceğimiz bir rakip gelecek Hollanda. Yani yarı finale kadar aslında şansımızı çok daha fazla artırıyoruz. E, yarı finalde de yüksek ihtimalle Almanya olacak. Yani oraya kadar baktım ne oluyor diye. E, yani tıpkı Euro 2008'deki gibi yarı, Almanya yarı finaline doğru bir yol uzayabilir. Ama bunun için Portekiz'e karşı bir kazanma hayali kuralım. Yani ne olacak ki ne kaybederiz? Kaybettik. 3-0 yenildik. Ne oldu ki? 3 puanım var. Bir puan daha alıyorum çekeden. Devam ediyorum yoluma. O yüzden bir kazanma planı yapmak lazım. O kazanma planı nasıl olur? Buna geçelim. Şimdi Gürcistan maçında ben şu işte takımı gayet beğendim. Ee, şöyle eleştirilerle oldu maç artısı bölümünde yorumlarda. İşte çok pozisyon verdik. Neredeyse 2-2 bitiyordu. İşte neyini beğendim bu kadar gibi eleştiriler de gördüm. Ben biraz burada da gerçekçi bakıyorum. Çok genç bir milli takım. Bu milli takımdan daha tam takım olması için zamanı var. Mesela Kenan Arda, Semih, Ahmetcan, Stoper'de hatta e, Barış Alper de 23 yaşında aslında. O da ilk büyük turnuvasında oynuyor. E, Birçok oyuncu biraz daha deneyim, biraz daha buralarda oynama alışkanlığı edilmesi lazım. E, bu oyuncular böyle 25-26-27 yaşları 28 yaşlarına geldiği zaman bu jenerasyon bence hem kaliteli hem deneyimli. Gerçek anlamda bir zamanlar Belçika'nın yaptığı gibi o altın jenerasyon daha sonra tam takım olduğu işte 2018'de yani forwarderden forwarder arasına eklendi ya gerçek anlamda. Biz de o, o, o zaman bu seviyeye geliriz diye düşünüyorum. Ama şu an bu takımın e, çabası çok hoşuma gitti. Tutkusu çok hoşuma gitti. Seyre değer bir mini takım olması çok hoşuma gitti. E, o yüzden ben açıkçası çok keyif aldım. Tabii ki hatalarımız var. Şimdi doğru dersler çıkarmak lazım. Gürcistan maçından sonra Portekiz'e karşı. Ben şöyle özetliyorum milli takımımızı. Biz bir şekilde gole yakın oluruz. Ben pozisyonsuz, bu mini takım pozisyonsuz maç bitireceğini rakip kim olursa olsun düşünmüyorum. Ya Arda'yla e, işte Barış Alper gibi Kenan gibi zorlayıcı koşular yapacak oyuncularımızla e, hatta orta sahadan gelecek sürpriz şutla Orkun'la Halkan Şanhulu'yla biz mutlaka gole yakın oynarız. Gol pozisyonu bulma şansımız her zaman olacak. E, ama zaafımız ne? Çok gömülü oynasak bile sahaya 3 tane stoper atsak bile pozisyon veriyoruz. Yani top bir havaya kalkıyor. Düşen topta pozisyon veriyoruz. Kenardan çok kolay geldi Gürcistan, attığı golde olduğu gibi. Ve ve birebirde savunmada eksiyiz. Takım halinde savunma yapınca güçlü oluyoruz ama birebirlerde rahat adam rahat adam eksiltiyorlar bize karşı. Çok dinamik bir savunma attığımız yok çünkü. buraya da dikkat almak lazım. Zaafları dikkate aldık, güçlü tarafımızı dikkate aldık. O zaman bence formül şu çıkıyor Portekiz'e karşı. Geri de adam sayısını bir çoğaltmamız lazım. Cristiano Ronaldo'nun 9 numara olduğu, Leao'nun kenar forvet olduğu bir yapıda. Eee Kerek Portekiz bu maçta 3'lü orta sahaya dönerse, e, Çekya'ya karşı 3'lü savunma, ikili orta sahayla oynadılar. Bu bence Çekya'nın çok işine geldi. E, Bruno Fernandes, Vitinha ikili orta saha, 3 tane stoper sağdaydı ve bence gereksiz bir şekilde orta sahada eksik kaldılar. Dönen topları Çekya çok dinamik bir takım olmasına rağmen sürekli topladı. İnşallah bize karşı da 3'lü savunma oynarlar ama zannetmiyorum. E, Bizde mutlaka oraya bir Palhinya falan eklerler işte Matios Nunes vesaire bir o, iç orta saha oynayabilecek bir oyuncu eklerler diye düşünüyorum. Ve üçlü orta sahaya dönerler. E, Ozan Bruno da daha çok hücumda kendisini hissettiriyor. E, hal böyle olunca tabii ki hem bireysel kalite bakımından e, hem çabukluk bakımından Gürcistan'a göre yine birebir de çok etkili olabilecek. Bununla birlikte bitirme şansı da çok daha fazla olan bir hücumcu takımla karşı karşıya kalacağız. Oyuna sonradan girenler dahil olmak üzere burada Pedro Neto da hani son maçta oyuna girip fark yarattı, asist yaptı yani yarım asist gibi bir şey yaptı. Yani birebirlerde çok güçlü oyuncuları var. O yüzden bizim olabildiğince kalabalık kalmamız lazım diye düşünüyorum savunmada. Ama bu kalabalık kendi kalemize yakın olmamalı. İnanılmaz kaleden uzakta da olmamalı. Ee, i̇şte İtalya'nın 2016 Dünya, 2006 Dünya Kupası'nda yaptığı gibi o savunma bence çok doğru bir modeldi. Orta sahayla kendi ceza sahası arasında bir bölgede blok halinde bekleyip orada kalabalık kalıp Dönen topları kazanıp, e, savunma hattıyla orta sahaya yapışık tutup, alanları da daraltarak Portekiz'e karşı ayakta kalmamız lazım diye düşünüyorum. Yani Portekiz'in e, Bernardo Silva ile Lea ile Bruno Fernandes'e birebir karşılaşmaktansa, bütün olarak karşılaşmak bence daha doğru olur ve bunu kalabalık yapmak gerekiyor. E, o yüzden üçlü savunma tercihi yapılabilir Portekiz'e karşı ama tekrar altını çiziyorum. Kendi böyle penaltı noktasına kadar çekilecek bir savunmayla değil. Öyle yani güneşe kar dayanmaz durumu olur. Mutlaka Portekiz birebir de zorlar. Bir tane şut atarlar. Kalemizde golü görürüz. Biraz daha kaleden uzakta ki Cristiano Ronaldo hala o toplarında çok üst düzey bir oyuncu. Daha kaleden uzakta ama kalabalık bir hareketli bir duvar kurmamız lazım diye düşünüyorum. Bunu bunun nedenlerinden bir tanesi de şu. rakibin bence en etkili oyuncusu. Hatta Kingston'la takımın en azısını seçelim Portekiz'de. O da Rafael Leao. Ne olursa olsun inanılmaz etkili bir oyuncu. E, hatta Portekiz Çekya'ya karşı Lea üstünden bir oyun kurmuştu. E, tamamen sol kanatta, Cancelo da sol kanat bekti maça başlarken. Nuno Mendes orada sol stoperdi, o da hücuma çok çıktı. Leo da sol forvetti. Tamamen atak yönü sol tarafta ve Leo birebir de çok fazla zorladı Çekya'yı. Yani hemen hemen ilk yarıda özellikle tüm pozisyonu Leo'nun tarafından e, gördük. Şimdi Gürcistan maçını da hayal edince Kravastik ya zaman zaman birebirlerde sorun çıkarttı ve Dediğim gibi bizim savunma birebirlerde biraz problem yaşıyor. O yüzden kademeleri arttırmamız lazım diye düşünüyorum. Yani fazla fazla kademe yapmak lazım. Özellikle takımın Portekiz'in en hızlı oyuncusu, en rahat adam eksik oyuncusu Rafael Lava karşı bir plan yapılması gerekiyor. O plan ne olabilir? Ee, şimdi son maçta Kaan'ı orta sahada gördük. Bu maçta İspanya yetişmezse yine orta sahada görebiliriz. Ama İspanya yetişecek gibi söyleniyor. Ee, İspanya yetişiyorsa ben yine Hakan Çağanoğlu... Orkun, İsmail orta sahasını görebileceğimizi düşünüyorum. Orta üçlü olarak. Çünkü Orkun da son maçta bence genelde eriştirilen kadar kötü değildi. Hatta bence maçın iyilerinden bir tanesiydi. Daha dinamik oynadı. Hakan Çalhanoğlu'yla rolleri üst üste binmedi bu kez. Hücuma çok katıldı. tripnik yaptığı zaman zaman. Daha hareketli bir yapı vardı yani. Bunun tekrarı olursa çok iyi olur Portekiz'e karşı. İsmail de eklenince yine hareketli bir karşı pres yapan da bir takım haline gelebiliriz merkezde. Kaan'la çünkü böyle bir üçlü oynarsak ben Montel alında aklının köşesinde olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bir önceki Portekiz maçında yine üçlü oynamıştık. Klus vardı o zaman. Bence fena maç çıkartmamıştık. Şimdi daha iyi kanat beklerimiz var. Kanat bek oynayacak daha iyi oyuncularımız var. E orada bile bir penaltı, penaltıya kadar getirmiştik işi. Yani Burak Yılmaz penaltıya atsa belki de eleyecektik yani. E, o yüzden hemen hemen biraz da çalışan formül olarak da kabul edebilir. Montel o maçı düşününce. E, ama kenar stoperde kanına ihtiyacımız olacak. Orta stop, stoperde ben daha önce Ahmet Can'ı da görür müyüz diye düşünüyordum ama şimdi Samet inanılmaz bir maç çıkardıktan sonra ki zaten Montella'da arasında ciddi bir bağ var. Montella'yı da aklı çıkartan performans sergiledi Samet. E burada yine 11 şansı bulur ve merkez stoperde tıpkı Fenerbahçe seviye maçında olduğu gibi orada da Jesus Samet'i orta stoperde oynatmıştı ve sıkışık alanda iyi maç çıkartmıştı hatırlarsın seviyeye karşı da Samet. Yine benzer olabilir. Abdülkerim sol stoper, Samet orta stoper, sağ stoper Kaan, Nispeten içlerindeki en çabuk oyuncu, en dinamik oyuncu stoperlik bakımından Leon'un tarafına yaklaştırmak mantıklı olabilir. Burada da Cristiano Ronaldo'nun hava topları başarısının da Samet yine takımımızdaki hava toplarında iyi olan oyuncu olarak o biraz durdurmaya çalışır diye düşünüyorum. Burada tabii ki Çekke şöyle bir avantajı vardı. Thomas Suçek gibi bir alt numarası vardı. Yani üçlü stoper dışında Suçek adam adam oynadı Ronaldo'yla. Biz de o kadar... İşte o kay var ama onda dinamizmi çok yüksek değil. Yani sırf Ronaldo'yu ekstradan bir altı göndermek için farklı bir tercih yapacağınızı düşünmüyorum. Daha dinamik bir orta saat tercih edeceğimizi düşünüyorum. O yüzden Samet eşleşecektir onunla. E, Kaan da Leao'ya yakın oynayacak. Sağ stoper olacaktır. burada şimdi sağ kanat pek rolü de önemli. Mert Müdür en son bir sakatlanarak çıktı gibi ama durumu ne takip etmek lazım. orada Mert Müdür tercih yapılabilir. Barış Alper tercih yapılabilir. Eğer Barış Alper'i forvet hattında görmek isterse Montella. ya ben 11'de Kenan'ı yazdım. Onun nedenini söyleyeceğim. Barış Alper burada Arda'nın önündeki forvet olsun tercih olursa Mert Müldür'ü de görebiliriz ya da Mert Müldür şimdi çok yıpranacak burada kanat bekler. Böyle bir oyun yapısı görürsek Mert Müldür'ü oyunu tazeleyen oyuncu olarak da görebiliriz belli bir dakikada. ama Barış Alper mesela birebirlerde Lao ile karşılaştığı zaman çabukluğunu konuşturabilir. Yani rakibin en hızlı oyuncusunu bizde kant pek oynayabilecek hızlı bir oyuncu ile eşleştirdiğimiz zaman e, arkasında Kaan gibi bir kademe ile e, birebir de karşısında Barış gibi bir oyuncuyla ve içte de İsmail'in doğru yaklaşıp orta sahalar arasında en dinamik oyuncu İsmail onu da sağ yakın oynatırız diye düşünüyorum rakibi karşılarken. E, böyle bir yapıda açıkçası Lao'yu durduğum ihtimalimiz daha fazla olabilir ve Portekiz'in önemli bir silahını Iı, törpülemiş oluruz. Yani birebir en güçlü oyuncuyu törpülemiş oluruz. Ve bu da e, bizi biraz daha avantajlı hale getirir diye düşünüyorum. Arkadaşlar şu an elimde Kingston Beats DDR5 RAM'i var. E, hem yayıncılar için hem oyuncular için oldukça yüksek performans ve hız vaat eden bir RAM. Ben de uzun zamandır açıkçası Kingston'ı kullanan biri olarak tavsiye ediyorum. Açıklama kısmında link var. dilerseniz bu RAM'i siz de satın alabilirsiniz. Bir de Barış, Barış Alper'i mesela böyle bir kanat bek uzak forvet olarak da değerlendirmek lazım. Yani sadece savunma açısından değil Ferdi tarafından atak gerçekleştirdiğimizde ya da Halkan Şahoğlu bir uzun vurdu diyelim kanada. Orada Barış Alper topla buluşursa hem rakip bekle mesela işte Nuno, Nuno oynadı diyelim. Hem hava topunda topun bizde kalmasını sağlar Barış Alper eşleştiği zaman. Ee, hem de topu önüne aldığı zaman topla uzama ihtimali olan bir oyuncu. Zaten onu göbekten merkezden ziyade kanatlarda kullanmanın daha verimli olduğunu milli maçlarda da gördük. Ee, etkili maç çıkartabilir. Yani hücumda da Ekstra koşularla Ekstra kenar ortalarla etkili olabilir. Savunmada Leao karşısında bence sıkı durabilir diye düşünüyorum. Ee, tabii ki Ferdi Kadıoğlu mesela o Portekiz maçında Ferdi olsaydı daha başka şeyler konuşabilirdik. Ferdi tam bir kanat bek zaten ve merkezde de yardımcı olacak bir kanat bek. Ee, sol kanat bekte Ferdi zaten yeri tartışılmaz oyuncu olacaktır. Ee, Hücumda şimdi burada yine kilit isim Arda Güler olur. Ardu sihirlerine ihtiyacımız olacak Portekiz'e karşı yine. Böyle 25 metreden şutuna, bir flikiğine, bir duran topuna, bir kornerine. Duran toplarda da etkili oluruz bu arada Portekiz'e karşı. Portekiz de uzun bir takım ama biz de iş fena değiliz bu konuda. Abdülkerim, Kaan, Samet, Barış Alper, Kenan hatta. yani Bunlar kontrol edilmesi gereken oyuncular bizim duran toplarda. Ve duran topları kullanan atıcılarımız da iyi. O yüzden duran top gol ihtimalimiz de var. E, akan oyunları Arda'nın sihri. Her zaman büyük bir silah. Yani önemli bir önemli bir güç hakikaten. Yani durduk yerde gol atma ihtimalimiz var Arda Güler'le. E, Gürcistan maçında öyle oldu. Ceza sahası içerisinde pas opsiyonu yokken çat diye çatala vurabiliyor. O yüzden e, Portekiz'e karşı bu şekilde onun bu serbest ikinci forvet rolüyle merkeze bence daha çok ihtiyacımız oluyor Arda'ya. Fark yaratabiliriz. E, Kenan da şu mantıkla çalışabilir. Şimdi Portekiz 3'te oynasın 4'te oynasın. E, Diaz tabii ki çok sağlam bir stoper. Pepe yaş aldı. Yaşına göre yine çabukluğu fena değil ama sonuçta 41 yaşında ve beklerde de hata yapabiliyor Portekiz. Ya çek ya çok dinamik bir takım olmamasına rağmen topla çok uzayacak. Savunma arkası koşularını güçlü bir oyuncu olmamasına rağmen pozisyona girdi. Golde attı. E, bence biz de gireriz. Golde atabiliriz Portekiz'e. E. Kenan'ın da şu özelliği var. Alman yazılık maçını da hatırlayın uzun toplara çok güzel uzanıyor. Yani savunmadan çıkan ki Kaan da mesela bu topları atabilir savunmadan. Hakan Çanhoğlu burada oyun kurarken tıpkı İn Inter'deki gibi rejister rolünde göreceğiz. İsmail Orkun biraz daha kenarlara açılıp Hakan Çanhoğlu derine gelecektir diye düşünüyorum. böyle olunca Hakan Çanhoğlu'nun uzunlarına da Kenan, koşabilir. Ferdi'nin de uzunlarına gidebilir. Kaan'ın ters taraftan uzunlarına gidebilir. Yani savunma arkası koşular etkili bir oyuncu. Ve topla da uzayabilen bir adam Kenan. Arda Kenan ikilisi hem yetenek hem çabuklukla Portekiz savunmasının başına e, işler açabilir diye düşünüyorum. Böyle bir kadro planım var. Tabii ki dörtlü çıkma ihtimalimiz daha kuvvetli. Ama Montelan hakkında Gürcistan maçının da son bölümünde üçlüye döndüğü için üçlü de vardır diye düşünüyorum. Ve maç maç plan yapabilen bir teknik adam. ben Portekiz'e karşı böyle bir 11 Etkili olabiliriz, kazanma ayarları kurabiliriz diye düşünüyorum. Ee, ve sizin de görüşlerinizi bu konuda çok merak ediyorum. Sizin için kritik oyuncular kim? Ee, ki burada oyunu tazeleyecek oyuncular da önemli. Ee, dediğim gibi Mert Müdür 11'de olmazsa oyunu tazeleyecek bek olabilir. Ee, ön tarafta Kerem gibi Semih gibi hareketli oyuncular yine bu yapıya uygun olabilir. Yani kontra atak, direkt hücum, silah olarak. Ee, merkezi de aslında tazelemek lazım ama Salih son maç oyuna girdikten sonra çok katkısı olmadı. Umarım tek maçlık bir şeydir o iki tane çok gereksiz faal yaptı Gürcistan maçında. çünkü burada öyle dinamik bir orta sahaya ihtiyaç var tazelemek için. Benim noktada Orkun ve Hakan'dan biri kenar muhtemelen Orkun gelir. Tazeleyecek bir orta saha hamlesi gerekiyor. Ee, orada da yani Salih'in daha iyi maç çıkartması gerekecek. Ee, diyelim. Benim görüşlerim bu şekilde. Dediğim gibi sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Ee, umarız yani çok güzel maç olacak bu arada. Bence turnuvanın yine en iyi maçlardan bir tanesi olabilir. Çok şey vaat ediyor. 39 yaşındaki Cristiano Ronaldo'ya karşı, Leao'ya karşı, Bruno Fernandes'e karşı e bakalım genç milli takımımız nasıl bir planla sahada olacak. Şimdiden sabırsızlıkla bekliyorum. E dediğim gibi baştan sonra da zaten yayınlarda burada olacağız. Öncesinde canlı yayınlar yaparız. E şimdi kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.